Dünyanın her yerinde çocuklar oynamayı ve keşfetmeyi sever. Bu, çocuk ve ergen gelişiminin doğal, içsel bir parçasıdır. Afet ve acil durumlarda çocuklar, her gün hayatlarını tehlikeye atan ve onlara zarar veren fiziksel tehlikelerle karşı karşıyadır. İnsani yardım çalışanları olarak, yeterince görünür olmayan bu konuda harekete geçmeliyiz. Bu video, çocuklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken tüm insani yardım çalışanları için kritik önemi olan insani yardım çalışmalarında çocuk koruma asgari standartlarının ele alındığı serinin birinci parçasıdır. Bu videoda Standart 7, tehlikeler ve yaralanmalar ele alınmaktadır. Bir krizin ardından normal hayata dönülmesi önemlidir. Oyun ve merak iyileşme için esastır. Kendilerini bir kaos ve yıkım ortamı içinde bulan kız ve oğlan çocukları, oyun oynamak için yeni mekanlar ve günlük rutinlerini sürdürebilmek için yeni yollar ararlar. Pek çok acil durum, çocukların bulunduğu yerden başka yerlere gitmesine veya fiziksel tehlikelerin arttığı yerlerde yaşamak zorunda kalmasına neden olur. Bu tehlikeler duruma ve genellikle yaşa göre değişmektedir. Bununla birlikte, engelli ve 5 yaşından küçük çocuklar her zaman özel bir dikkatle ele alınmalıdır. Çocukların bu yeni ortamlardaki güvenliği genellikle yetersiz gözetim nedeniyle daha da tehlikeli olmaktadır. Sarah, 5 yıldır bir STK için çocuk koruma görevlisi olarak çalışmaktadır. Yakın zamanda Sarah'ın bulunduğu bölgede çatışmalar patlak verdi. Kuruluş, acil durumlardan etkilenen çocuklara yardım etmek için bir program oluşturdu ve Sarah'ın sorumlulukları da değişti. Sarah ve meslektaşları, çok sektörlü ihtiyaç analizlerinden elde edilen ilk bulguları kullanarak çocuk dostu alanlar ve aile ayrımı konularına öncelik vermeye karar verdiler. Sarah, birkaç hafta sonra bir sağlık çalışanı meslektaşıyla konuşurken, sonra çok sayıda çocuğun günlük aktiviteler sırasında yaralandığını öğrenir. Sarah, yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampın çocuklar için ne kadar tehlikeli olduğunu, çok sayıda kız ve oğlan çocuğun yaralandığını görür. Çocuk koruma sektörü daha kapsamlı bir değerlendirme yapmaya başladığında, Sarah da çocuklara yönelik fiziksel tehlikeler hakkında bazı konuların eklenmesi için lobi faaliyetleri yürütür. Meslektaşları, bunun şiddet, sömürü, istismar ve ihmalle ilgili olmadığını düşündükleri için Sarah ile aynı fikirde değildir. Ancak Sarah, çocukların acil durum koşullarında sıklıkla kasıtlı olmadan ihmalen de öldürülebildiğini ve yaralanabildiğini bildiği için bu konuda kararlıdır. Ona göre bu durum doğrudan çocuk korumanın hayat kurtarıcı niteliğinin altını çizmektedir. Sarah kuvvetle inandığı bu düşüncesini desteklemek için insani yardım çalışmalarında çocuk koruma asgari standartları ve onun yol gösterici 10 ilkesine yönelir. Ona göre çalışmalarımızın temelini bu ilkeler oluşturmalıdır. Tehlikeler ve yaralanmalarla ilgili çocuk koruma asgari standardı, ihtiyaç ve durum analizi çalışmalarını tasarlamamıza ek olarak, ihtiyaç sahibi çocukların belirlenmesinin yanı sıra toplumda çocuklara yönelik mevcut riskleri belirlememize de yardımcı olur. Standart 7. Tüm çocuklar ve bakım verenleri fiziksel ve çevresel tehlikelerden kaynaklanan yaralanma, sakatlanma ve ölüm riskinin farkındadır ve bunlara karşı korunmaktadır. Yaralanma ve veya sakatlık yaşayan çocuklar zamanında fiziksel ve psikososyal destek alır. Söz konusu standart boğulma, düşme, yanıklar, trafik kazaları, vahşi hayvanlar, keskin malzemeler, tehlikeli atıklara maruz kalma, hasarlı altyapı, silahlar ve kara mayınları da dahil patlayıcı savaş kalıntılarına vurgu yapar. Çocuk koruma aktörlerinin yaş ve cinsiyete uygun bilgilerin yanı sıra, toplumda mevcut olan ve çocuklar için tehlikelere ve yaralanmalara neden olabilecek belirli risklerle ilgili bilgi toplaması çok önemlidir. Sarah'ın deneyimine dönecek olursak, Sarah, kız ve oğlan çocukların, kendi ekibinin daha önceden dikkate aldığından daha geniş bir tehlike yelpazesinden endişe duyduklarını fark eder. İlgili STK'nın zaten çocuk dostu alanları bulunduğundan, görevliler bunun konuyu çocuklarla daha ayrıntılı konuşmak için harika bir fırsat olduğunu düşünür. Pakistan'dan bu tür bir çalışma örneğine bakalım. Çocuklarla fikir alışverişinde bulunduk. Bazı toplumsal risk haritalamaları yaptıkları odak grup görüşmeleri yaptık. Aynı zamanda çocuklar da kendileri ve kendi toplulukları için en büyük tehlikelerin neler olduğu konusunda odak grup görüşmeleri yaptılar. Görüşmeler gerçekten ilginçti.
Oğlanları ve kızları ayırdık ve yaş gruplarını da sınıflandırdık. Ve çevrelerinin nasıl tamamen değiştiğinden söz ettiler. Normalde oynamadıkları, sel nedeniyle tamamen değişen uzak ve ıssız alanlarda daha fazla oynamak zorunda kaldıklarından bahsettiler. Bulundukları yerde çok fazla su vardı. Aralarında yüzme bilmeyenler vardı ya da diğer hayvanlardan, yılanlardan ve ıssız yerlerde bulunmaktan endişe ediyorlardı. Tehlikelerin tekrarlayan özelliklerini ve boyutlarını belirlemek için farklı kaynaklardan gelen verilerin düzenlenmesi ve karşılaştırılması gerekir. Çocuk koruma aktörleri olarak sağlık, barınma ve kamp yönetimi gibi sektörlerdeki meslektaşlarımızın izleme sistemlerinden yararlanmamız gerekir. Ortak ve güçlü bir analiz, savunuculuk, farkındalık yaratma ve önleme çabaları açısından hayati önem taşımaktadır. Çocuklar için ne gibi tehlikeler olduğuna dair bu bilgileri toplayarak değerlendirmeler yapılabilir ve bunu diğer sektörlere aktarmak için bir fırsat olarak görerek bazı konuları gerçekten de diğer sektörlerin programlarına dahil edebiliriz. Bu nedenle diğer sektör toplantılarına katılıp tehlikeler ve güvenlik konusunda yardımcı olabilecek kilit aktörlerle konuştuğumuzdan emin olmak için çok gayretli olmalıyız. Ayrıca farklı kuruluşların ve diğer sektörlerin katılımıyla çok güçlü bir yönlendirme mekanizmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Tehlike ve yaralanmaların ele alınması bir dizi aktörün güçlü taahhüdünü gerektirmektedir. SERA, farklı hükümet ve hükümet dışı aktörlerle işbirliği yaparken ortak prosedürlerin netlik sağlayacağını fark eder. Böylece hep birlikte tehlikeleri ve yaralanmaları çocuk koruma, kamp yönetimi ve VAŞ, su, sanitasyon, hijyen da dahil olmak üzere mevcut insani yardım müdahaleleriyle birlikte ele alırlar. Bunu yaparken öncelikle zarar vermeme ilkesine odaklanırlar. İşte bir yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampta iki çocuğun kötü inşa edilmiş bir tuvalete düşüp ölmesinin ardından yaşananlar. Bu nedenle VAŞ sektörüyle birlikte çalışarak kadınlar, çocuklar, ebeveynler ve bakım verenlerle bir araya geldik. Oğlan ve kız çocuklarının nerede oynadıkları, tehlikelerin neler olduğu ve daha güvenli bir topluluk yaratmaya yönelik stratejilerinin neler olabileceği konularındaki düşüncelerini sorduk. Bu seçeneklerden bazılarını gözden geçirdik ve VAŞ sektörü bu sayede kamp tuvaletleri için çok daha kapsamlı bir izleme sistemi kurdu, her gün sahaya giderek yapılan işin kalitesini kontrol ettiler ve gerektiğinde değiştirilmesini sağladılar. Aynı zamanda bizimle ilgili olarak da çocuk koruma gruplarımız kamp yönetim komitelerine rapor vermeye başladı. Vaka raporlaması yaptık, kamp yönetimi tüm raporları dikkate aldı. İşlerin düzelip düzelmediğini kontrol etmek üzere bu raporları kullandık ve işler gerçekten de düzeldi. SERA'nın örneğindeki çocuk koruma koordinasyon grubu, topluluk temelli yapıların, çocuk dostu alanların ve vaka yönetiminin en iyi başlangıç noktaları olduğuna karar verdi. Vaka yönetimi görev ekibi, yaralı ve engelli çocukların sevk mekanizmasına ve uygun hizmetlere daha kolay erişebilmesi için standart operasyon prosedürlerini gözden geçirdi. SERA'nın ekibi, kurdukları çocuk dostu alanları iyileştirmek için yoğun çaba sarf etti. Bu alanları daha güvenli hale getirmenin yanı sıra yeni ve önceden var olan engellilik durumu ve yaralanmaları olan çocuklar için daha kapsayıcı hale getirmeye odaklandılar. Yeniden tasarlanan etkinlikler, önleme stratejileriyle birlikte ebeveynlere ve çocuklara sunuldu. Mayın eylemi görevlileri, mayınları tanımlamaları ve nasıl güvende kalacakları konusunda çocuklarla çalışmaktadır. Ekip, daha ileri adım atmaya karar veren topluluk liderleri, kadın grupları, ebeveynler ve bakım verenlerle çocuklar arasındaki görüşmelerde kolaylaştırıcı konumdadır. Ekip üyeleri, çocukların oyun oynadıkları yerleri denetledi ve onları daha güvenli alanlara yönlendirdi. Ayrıca temel mesajları duyurmak amacıyla dini vaazlardan ve toplum temelli tiyatro etkinliklerinden de yararlandılar. İşte yerinden edilmiş bir topluluğun farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği bir gösteriden örnek. Küçük bir çocuğun ateşin yanında gözetimsiz bırakıldıktan sonra hayatını kaybettiği bir olay anlatılıyor. Bir kadın söz alıyor ve yerel Sango dilinde şöyle diyor. Çocuklara bakmak ya da onları tehlikelerden ve yaralanmalardan korumak için onlara göz kulak olma konusundaki bu sorumluluk sadece kadınlara ait değildir. Bu, erkeklerin de sorumluluğudur ve çocukları tehlikelerden korumak için toplumdaki herkes bu sorumluluğu üstlenmelidir. Ve ekliyor, kız ya da oğlan çocukları, yemek pişiren ya da erkeklerin, kadınların ve yaşlıların yapması gereken işleri yapan kişiler olmamalıdırlar.
Sera, vaka çalışmasında çoklu eklem kırığı olan 9 yaşında bir çocukla karşılaşır. Çocuk babası çatışmada öldüğünde, annesi ve küçük kız kardeşlerine destek olmak için bir tamirhanede çalışmaya başlamış. Orada omzunu kırmıştır. Tükenmiş durumda olan annesi, onun nasıl acı çektiğini, geceleri ağladığını ve çadırdan çıkmadığını anlattı. Çocuk gözle görülür şekilde fiziksel ve psikolojik sıkıntı içindeydi. Sera, çocuğa daha iyi bir ağrı yönetimi sağlamak için topluluktaki sağlık ekibiyle birlikte çalıştı. Çocuğun Sera'ya olan güveni arttıkça, onunla daha zor deneyimleri hakkında konuşmaya başladı. Çocuk, birkaç hafta sonra çocuk kulübü üyelerinin ziyaretini memnuniyetle karşıladı ve kendisi de kulüp aktivitelerine katıldı. Sera ayrıca, aileyi bünyesinde çocuk bakımı barındıran bir geçim kaynağı projesine yönlendirerek, çocuğun annesinin de çalışmaya başlamasını sağladı. Yaralanmanın çocuklar üzerindeki hem görünür hem de görünmeyen etkilerinin olduğunu dikkate almak önemlidir. Dolayısıyla insani yardım aktörlerinin çocukların yaşadığı fiziksel ve zihinsel yaralanmalar üzerinde çalışması gerekir. Yaşadığı deneyimler, Sera'ya acil durumun yeni fiziksel riskler yarattığını ve eskilerini daha da ağırlaştırdığını öğretti. Bu durum aynı zamanda ailelerin değişen çevreyle başa çıkma becerilerini de etkilemiştir. Bununla birlikte Sera, her yaştan toplum üyesinin riskleri belirlemek ve çocukların güvenliğini artırmaya yönelik çözümler sunmak adına yapabilecekleri olduğunu da fark etti. Çocukların korunması, insani yardım çalışmalarının merkezinde yer alır. İnsani yardım çalışmalarında çocukların korunmasını ve iyi olma halini teşvik eden, küresel kurumlar arası bir ağ olan İnsani Yardım Çalışmalarında Çocuk Koruma Birliği'nin web sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.